Evet, Hızlı Çıtalar koçu Çağla Hoca bizimle birlikte. Bugün sizden gelen soruları cevaplayacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. 5. sınıflarda Bilge Baykuşların üstünlüğü var ama son durum 4-3'tü. Yarın da yeni sonuçlar açıklanacak. Sezonun sonuna da çok yaklaştık. Ne olur hocam sizce? Ben bu hafta çok mutluyum çünkü dediğin gibi zaten galibiyet aldık. Bence canlı yayın burada etkisini görüyoruz. Bence önümüzdeki hafta da aynı şekilde 5. sınıfların bu şekilde çalışırsa yine galibiyet elde edeceğiz ve beraberliği sağlayacağız. Gerçekten 5. sınıflarda müthiş çekişme var. Hocam hazırsanız öğrenci arkadaşlardan gelen güzel soruyu soracağım size. Hazırım, yolla bakalım. Hocam sorulara başlamadan önce haftanın yıldız oyuncularını görmeyecek miyiz? Çok haklısın. İlk ona girenler ve yeni katılanlar kendini aşağıda takip edebilir. Onlar kendisini takip ederken biz de hemen sorularımıza başlayalım. Egozilla demiş ki, hocam sınavlarda dikkatim dağılıyor. Bunun için hangi yollara başvurabiliriz? Şimdi Egozilla'ya şöyle bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle sınavda dikkati dağılıyorsa büyük ihtimalle sınava çok iyi çalışmamış diyebiliriz. Çünkü sınava gerçekten iyi çalışsaydı sadece sorularla uğraşırdı ve dikkati dağılmazdı. O yüzden önceliğimiz aslında sınav konularına çok iyi hakim olabilmek. Ama şu da olabilir, hocam ben çok iyi sınava çalıştım ama biri öksürüyor, dışarıdan bir ses geliyor ve dikkatim dağılıyor da olabilir. Bu noktada da biz hep öneriyoruz, evet ses olmadan test çözün, deneme çözün. Ama kendimizi sesli ortamlarda da test çözmeye alıştırmamız lazım. Bu nedenle YouTube'dan videolar izleyebilirler, daha böyle sesli videolarda test çözmeyi deneyebilirler. Ya da okul ortamında test çözmeyi deneyerek buna alışabilir. Hocam bizim çok güzel pomodoro'larımız var. Bazıları yağmur sesli, bazıları şehir sesli. Onları da önerebiliriz. Evet, kesinlikle. Semacan demiş ki, hocam Hızlı Çıtalar takımındayım. Yazılı ve diğer sınavlarda çok stres yapıyorum. Bilgi eksiğim olduğunu da düşünmüyorum. Ne yapmalıyım? Bilgi eksiği yoksa ve yine de zorlanıyorsa üstünde baskı hissediyor olabilir. Yani bu ailesel olabilir. Hani anne babam acaba düşük alırsam bana kızar mı? Ya da öğretmenim acaba beni daha az mı sever? Çünkü bunları görüyoruz. Ya da arkadaşlarıyla bir karşılaştırma içinde olabilir. Önce bundan kurtulacağız. Yani baskıdan kurtulduğumuz an görecek ki bilgiyi de biliyorsa kesinlikle o sınavda başarılı olur. Bunun yanı sıra bizim önerdiğimiz tek şey, bir karşılaştırma yapılacaksa eğer, kendi kendimizi karşılaştırmak. Yani ben bir önceki sınavda 85 aldım, şimdi 90 alacağım, kendimi geçeceğim derse bu şekilde motive de olabilir. Fatma Akyüz demiş ki, hocam TATS'ta nasıl puan kazanıyoruz? Çok güzel bir soru. Arkadaşlar şimdi size görevler veriyoruz biliyorsunuz. Bu görevleri yaptıktan sonra bunları TATS'a girmeniz gerekiyor. Bunları girdikçe siz zaten puan kazanıyorsunuz. Bunun yanı sıra bir de aylık denemeler var biliyorsunuz ki Ekim denememiz açıldı. tonguçakademi.com adresine girerseniz Ekim ayı denemesini de yapabilirsiniz ve böylelikle daha fazla puan kazanabilirsiniz. Bakalım bütün hızlı çıtalar bu denemeye girecekler mi? Ben de merak ediyorum. Yorumlara yazsınlar o zaman. Esleminiz, hocam sınava çalışıyorum ama hiçbir şey aklımda kalmıyor gibi, ne yapmalıyım? Burada demek ki belki de sınava yakın bir tarihte çalışıyor olabilir. Aslında bizim istediğimiz şey kendine bir program yapması. Yani matematik sınavına bakacak. Konu nereden başlıyor? Nereye kadar devam ediyor? Daha sonrasında bu süreci ne kadar zamanda tamamlayabilir? Örneğin 6 günde matematiği çalışabilirim diyorsa sınavdan 6 gün önce çalışmaya başlaması lazım. Yani kendine bir program yaparsa kesinlikle sınavda bilgileri unutmayacak ve sınavı güzel geçecektir. Peki hocam sizce program aylık mı yapılmalı, haftalık mı yapılmalı? Normalde haftalık yapılmalı ama yazılı haftası özelinde programlar değişebilir. Hani genelde programlar benzer olur. Yazılı haftasında özel program yapmalı. Yazılı haftası bittikten sonra yine haftalık kendi programına, yeni nesil soru çözüyorsa yeni nesle devam edebilir. Peki hocam 5. sınıflar sizce günde kaç soru çözse yeter? Ya biz burada aslında çok fazla hani bir 6-7-8'e önerdiğimiz kadar soru sayısı önermiyoruz. Ama yine de bir 80-90'ı görmemiz bence bizim için önemli. Çünkü hani hep zaten bunu söylüyoruz, LGS 90 soru olduğu için. Hani günde bir 90 soru mutlaka çözsün. Orada kendi istediğine göre rol alabilir. Türkçeden daha fazla çözer, matematikten daha fazla çözer. O şekilde ilerleyebilir. Peki hocam son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Aslında var. Geçtiğimiz günlerde TÜYAP'taydım arkadaşlar, kitap fuarındaydım ve çok güzel bir ilgiyle karşılaştım. Yanıma Tonguç Kap'ın üyeleri geldi, arkadaşlarımız geldi, benimle konuşmak istediler. Buradan da Elif Cantürk ve İrem Cantürk'e selam yolluyorum. Onlar 5. sınıflarımızda Tonguç Kap'ı o gün tanıdılar ve çok heyecanlandılar. Bu hafta kendilerine takım seçeceklerdi. Kızlar siz de yorumlara yazın bakalım takımımız ne olmuş. Çok güzel hocam. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz, hoşça kalın.